anne, uyandın mı? Gel, ben de sana seslenecektim. Ne yapıyorsun sen kızım? Kahvaltı hazırladım. Kahvaltı hazırladın. Sen. Ne var anne, her sabah sen hazırlıyorsun. Bir kere de ben hazırlayayım dedim. Kötü mü yaptım? Şaşırdım sadece. Aferin sana. Kızım büyüyor anne, farkında olmasan da. Farkında olmaz mıyım? Güzel kızım, farkındayım tabii büyüdüğünü. İşte böyle yavaş yavaş alışman da iyi olur. Ne de olsa sabahları kalkıp Fatih'e kahvaltı hazırlayacaksın yarın bir gün. Anne, ben de tam seninle bu konuda konuşacaktım. Yani Fatih hakkında konuşacaktım. Fatih hakkında? Neymiş? Bak anne, biliyorsun Güney dünyanın öbür ucuna gitti. Biliyorum. İyi de yaptı. Bizden uzak olsun da. Neyse. Yani şimdi söyleyeceklerimi Güney'e bağlama diye söylüyorum. Ne söyleyeceksen söylesene kızım. Söylüyorum. Ben Fatih'le evlenmek istemiyorum. Ne? Olmaz öyle şey. Ya ne demek olmaz öyle şey anne ya? Evlenecek olan ben değil miyim? İstemiyorum Fatih'i. Onunla mutlu olacağımı düşünmüyorum. Ne düşünüyorsan düşün, umurumda değil. Sana kalsa Güney denen serseriyle evlenip mutlu olacağını düşünüyordun. Ne oldu? Çekip gitti işte. Anne, konu Güney değil. Evet, konu Güney değil. Konu senin başımıza konan talih kuşuna kış demek istemen. Başımıza. Başımıza diyorsun. Başına yani. Başına. Anne, hiç kıvırmaya çalışma. Senin bu evliliği benden çok kendin için istediğini biliyorum. Ama ben Fatih'le evlenmeyeceğim. Başıma konan talih kuşu da gidip kimin başına konar umurumda bile değil. Gülçiçek, gel buraya. Gülçiçek, diyeceklerimi demedim ben daha. Ben duyacağımı duydum anne. Değişen bir şey yok. Gidiyorum. Gülçiçek! Gülçiçek, kime diyorum? Gülçiçek! O çocukla evleneceksin Gülçiçek. İstesen de, istemesen de. Amanin! Ay! Yiyorum ben, yetişin! Ay! Tansiyonum 81'e 1 olmuş. Ay! Anneli! Anneli! Ya anneli ne var, ne bağırıyorsun? Ne olacak mı oğlum? İyi, tansiyonum patlıyor. Hale ne ya? Fren mi bu patlasın? Tansiyonun patlaması ne demek ya? Ne olacak görmüyor musun? Tansiyonum yükselmiş, öleceğim. 81'e küçük de 1 olmuş. Bak. Anneli ya. Sen bunu ters takmışsın, ters. Allah'ım benim abi. Ne? Ters mi? Aa, evet anne ya, bayağı bildiğin ters takmışsın işte bunu ya. Geçen gün de rahmetli dedemin kol saatini takmışsın tansiyon aleti diye. Sen iyice yaşlandın ha, gitti kafadan da gitti. Oğlum, bu yaşa gelmiş bir kadınım yani. Normal değil mi bu? Allah Allah, tansiyonum çıktı işte. Bak, ayakta duramıyorum. Ay, şimdi düşeceğim yani ha. Zaten ayakta değilsin anne, oturuyorsun. Ay, bu espriye gel. Tamam, çık. Bakayım tansiyonuna. 81'in tersi 18. Oo, 18. Oo, o da yüksek ya anne. Bak gördün mü, yine yükselmiş tansiyonum. Onun için ayağa kalkamıyorum, başım dönüyor benim. Ya anne, sen bugün dinlen tamam mı? Hiçbir ev içine elinde vurma tamam mı? Ben okuldan gelince her şeyi halledeceğim. Öyle de ama evde ne sebze kaldı ne et kaldı oğlum. Gidip almak lazım. Ya anne, ben her şeyi hallederim, rahat ol sen. Sen sanki sebzeden meyveden anlarsın değil mi? Fasulye sırığı torunum benim. Hatırlıyor musun geçen sefer de gittiğinde karnabahar yerine... Ay neydi o? Brüksel lahanası alıp gelmiştin. Ya ne yapayım anne ya? Tezgahtar kız benim dikkatimi dağıttı. Yanlışlıkla aldım. Ya marketlerde de Adriana Lima gibi kızlar çalıştırmasınlar onlar da. Ay, bu sefer gideceğim galiba vallahi. Gözlerim kararıyor, gözlerim. Anne dur, nereye gidiyorsun? Daha evi benim üstüme yapacaksın. Şaka yaptın kız, gerçekten şaka yaptın ya. Bana bak, insanın böyle tansiyonun yükseldiği hemen gidiverir mi hiç? Ha? 2-3 tane dil altı atı kaktırıver, yattığından hiçbir şeyin kalmaz senin. Canım benim, kurulur bakın. Öyle yapacağım, yatacağım zaten. Herhalde kalkıp da evde göbek atacak halim yok benim. Allah Allah. Espriye bak, hadi ben kaçtım, görüşürüz. Doğru, nereye gidiyorsun? Akşama erken gel de alışveriş yapalım, tamam mı oğlum? Tamam anneciğim, bileyim. Dediklerimi de unutma. Gelirken bu eve ben Yunanlı kız istemiyorum. Tamam.
vallahi bu çocuk öldürecek beni. Ölürsem benim gibi başkası da yok ona bakacak. Vallahi ölmüyorsam sırf onun için ölmüyorum. Ay, ay. Diyorum ki akşam sizi yemeğe mi çıkarsam acaba? Aa, nereden çıktı ayol? Ben yaparım size yemek. Hani çok güzel bir restoran var ya. Harika tas kebabı yapıyorlar ya, harika tas kebabı yapıyorlar. Hani ben de bayılırım bilirsin. Televizyonda seyrettim. Canım çekti. Yani onlar gibi tas kebabı yapan yokmuş. Hadi oradan sen de. Benim yaptığım tas kebabının yanından bile geçemez onlar. Onların içine koyduğu malzeme falan belli belirsiz yani. Ha, Sağ ol kızım. Ya ben yaparım, yersiniz canım. Ne olacak, bir tas kebabı değil mi bu? Senin yaptığın tas kebabının yanından bile geçemez biliyorum. Ama ben yani sana zahmet olmasın diye hani dışarıda beraber yiyelim dedim. Hani bir değişiklik olsun diye. Hem şey, Mert de çok seviyor tas kebabını. Bana bak, suyunu çıkarma şimdi. Nereden çıktı Mert Mürt? Çok seviyor çocuk tas kebabını. Hem anne ya, yapanı da yok zaten çocuğun. Ben diyorum ki akşam o da gelse, bizle yemek yese. Hem bak özür dileme fırsatı da bulamamıştın. İyice böyle şey olursunuz, barışmış olursunuz. Bak bak sana özür geliyor, bak bak özür geliyor sana, beş parmak geliyor ama. Ben özürümü diledim kızım. İsteyen kabul eder, istemeyen etmez. Hadi ama sonra, hadi. Ya bu çocuğa biz yapmadığımız şeyi bırakmadık. Telefon sapığı diye içeriye tıktırdık. Yani başına gelmedik şey kalmadı, değil mi? Ha, siz bu ısrarınızda ısrarcısınız yani, öyle mi? Ama ben de size son sözümü söylüyorum. Hayır, 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 hayır. İyi. Biz de sana o zaman yine küseriz. Ben de ısrar ediyorum, ben de küsüyorum. Allah Allah, Allah Allah. Küserseniz küsün be, küsün be. Çok da tın, Fifi. İyi, hadi karabiber kızım. Gidiyoruz beraber. Hadi. Dur. Nereye gidiyorsun canım? Beraber gideceğiz. Yok öyle ayrı gayrı. Ben kimseyi bekleyemem Hasan Paşa'm. Çok geç kaldım okula. Hadi gidelim. Haklısın kızım. Ben de hiç bekleyemem. Çıkalım. Hadi. Tamam, gidiyoruz. Tamam. Çağır gelsin akşam. Çağır. Gelsin mi akşam? Gelsin mi? Seni üç kağıtçısı. Düşerim hadi. Al çantanı. Al. Sen de buna uyuyorsun. Bak vallahi Hasan Paşa, senin de yatacak yerin yok ama yani ha. Bunlar mı davetiyeler efendim? Bunlar kız bunlar. Gittim toparladım geldim hepsini. Bak. Dur bakayım. Şu nasıl mesela? Benim gibi bir sultanlar sultanına yakışmayacak bir davetiye efendim. Ya sonuçta davetiye. Ne fark eder? Beni mi yiyorsunuz siz Dizel Beyciğim? Bu davetiyeleri beğenmeyeceğimi bilmiyor musunuz? Anne bak doğru konuş. Ağzına biber sürdürtme bana. Sürün efendim. Sürün. Ne demişler? Dizel'e her şey yakışır. Adamın dibi, erkeğin özü insan. Madem bunu beğenmedin, dur bakayım. Heh, şurada var. Heh, şu. Bu nasıl? Olmaz efendim. Niye olmaz? Bu davetiye tiye alınır ancak. Yüksek sosyete artık neresiyle güler, onu size bırakıyorum efendim. Canım seninle bas tekmeyi o güldükleri bir taraflarına. Canım, ne var bu davetiyede? Yani niye gülsünler? Daha ne olsun? Bir kere ince bu. Kocaman ve kalın olacak ki... zenginliğimizin altını çizelim, değil mi? Olur. Kalın karton olsun. Seni mi kıracağım? O değil de bak, bak ben dün akşam ne yazdım? Davetiye için. Mutluluk gele dursun. Dostlara haber olsun. Düğünümüz var bugün. Bizi sevenler buyursun. Nasıl ama? Ben size mani olmayayım diyorum ama... olacağım efendim sanırım. Hangi sosyetik insanın nikah davetiyesinde mani yazıldığını gördünüz? Benim davetiyem Damla Sakızlı Ciklet mi? Tamam ya, tamam. Tamam o zaman. Sen hangisini istersen öyle olsun. Tamam, oradan istediğini seç. O zaman ben sizin kutunuzu açıyorum Dizel Beyciğim. Kanalı değiştireyim mi? Kanalı? Radyoyu diyorum, değiştireyim mi? İyi böyle ya Çağız.
Ceylan... Tamam, söyle. Sen söyle ya hadi. Zeynep olayını diyecektim. Zeynep olayını diyorsun. Çok güzel, Zeynep olayını diyorsun. Yavrum, Zeynep olayını olay haline getiren sensin zaten ya. Ya ortada bir şey yokken gerim gerildin ya. Nasıl ortada bir şey yokken? Ceyhun kadın resmen hoşlanıyor senden. Yuh artık ya. Müsaade et de biraz hemcinslerimi tanıyayım yani. Ya canım ortada bir şey yokken sen niye hayatımızı zehir ediyorsun ya? Ya sen bana hiç mi güvenmiyorsun ya? Ben güveniyorum sana Ceyhun. Kadınlara güvenmiyorum. ya bravo. Hakikaten sana bravo ya. Ya kız babaları bile bıraktı bu bahaneyi söylemeyi ya. Ben sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Ya oho, nereye geldik ya? Dalga geçme Ceyhun. Ya dalga geçmiyorum bir tane. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bana hiç mi güvenmiyorsun ya? Ya o benim patronum ya. Ha, patronun olmasa yani? Ya bravo Elçin ya. Allah aşkına beni sinirtme. Ya beni şurada indir ya. Ya beni şurada indir. Ben Allah aşkına otobüste gideyim işe ya. Ya yoksa sen benim kalbimi kıracaksan ben de senin kalbini kıracağım. Saçmalama Ceyhun. Ya asıl sen saçmalama ya. Ya ortada fol yok, yumurta yok, bir şey yok ya. Sen bu olayı nereden çıkartıyorsun ya? Ya ayıp değil mi ya? Ortada bir şey yokken güzel, ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi? O kadın senden hoşlanıyor. Ya stajyerine hediye almak ne demek? Bir de nota yazmış şantiyenin en yakışıklı erkeğine diye. Bunlar asılma notları Ceyhun. Ha bir de sen o gün kapıdan çıktıktan sonra arkandan böyle süzüm süzüldü. Baktı böyle uzun uzun dalıp konuştu. Bu kadın aşık sana işte. Her şey tamam. Tamam pes ediyorum. Gerçekten pes ediyorum. Bırakıyorum ben bu işi ya. Tamam ya. Ya sen haklısın. Ben haksızım. Tamam mı? Ya ben dünyanın en adi, en aşağılık, en lanet, en şerefsiz adamıyım. Oldu mu? Gitmiyorum lan staja. Gitmiyorum. Okulu da bırakıyorum. Ya yemişim mesleğini ya. Gitmiyorum Elçin. Tamam mı? Lanet olsun okuluna. Batsın mesleği. Allah bin belasını versin. Gitmiyorum Elçin. Nasıl? Bu ne bu? İlaç kutusu, davetiye. Şimdi böyle ilginç davetiyeler moda. Çok tuhafmış ya. Ya olur mu böyle davetiye? Niye olmasın efendim? Konsepte de uyuyor. İlaç gibi kadınım. Onun için, siz de için. İyi hoş da yani bizim sülale ne anlar bundan? Ya bunun davetiye olduğunu bile anlamaz. Ecza dolabına koyarlar ilaç diye. Sosyetede şu anda yeni trend böyle davetiyeler. Bana ne, bana ne? İstiyorum işte. Evet. Evet, evet. Aslında konsepte uymuş. Sahi mi? Sahi ya. Yani hele bunun içindeki şu hap şeklindeki badem şekerleri. Evleniyorsunuz, hapı yuttunuz mesajını direkt veriyor bana. Ya kolay değil. Son anda korkup cayan adamlar var evlilikten. Ne? Korkup kaçmak mı? Evlilikten caymak mı? Bu ilaç kutusu tam uyuyor aslında. Sevdim ben bunu. Kafa açıyor kafa. O zaman direkt çöpe atalım gitsin. Benim ilaç kutulu davetiye ihtiyacım yok. Benim ilacım sizsiniz. Erkeğin özü, adamın dibi insan. Ceyhun. Ceyhun. Ne haber? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Üzülüyorum. Özür dilerim. Ya tamam özür dilerim. Belki de gerçekten gereksiz kıskançlık yaptım. Elçin zahmet olacak ama gereklisini bile yapma. Yani zahmet olacak ama gereklisini bile yapma. Senden ricam sadece sevgiline biraz güven ya. Bir tane bak sen gözünle bile bir şeyleri görsen önce gel benimle konuş. Gel bana sor. Çünkü bu hayatta sana doğruyu söyleyecek tek kişi benim. Biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi. Sana yalan söylemeyeceğimi. Gel benimle konuş ya. Tamam. Sen ne güzel konuştun öyle sabah sabah. Sabah sabah tel gibi gerdin adamı ya. Tamam gerilmeyelim artık hadi gül. Ne? Gül. Ya bırak ya. Niye ya? Gerilmedik işte. Tamam hadi gül. Tamam ya bak iyi güldüm hadi ya. Ya hayır öyle değil. Gül dur kızım tamam. Allah Allah. Ya Ceyhun. Durur musun? Bak, sinirliyim şurada iki dakika ya.
Aa. Dur şurada, kaza yapacaksın zaten. Ay gerçekten güldün işte. Hadi önüne bak hadi. Annem resmen kendi yaşayamadığı hayatını benim hayatım üstünden yaşamaya çalışıyor. Ya Fatih Hoca bile takımına bu kadar müdahale etmiyordur ya. Başımıza talih kuşu kondu dedi ya. İnanabiliyor musun? Başımıza dedi. Ya bak, ben bir kitapta okumuştum. Anneyle babanın yapacağı en büyük hata çocuklarını kendi varlıklarının devamı gibi algılamasıdır falan diyordu. Aynen öyle. Annem mesela benim ayrı bir varlık olduğumu kabul edemiyor. Neymiş efendim, onun yaşına gelince annem haklıymış diyecekmişim. Ya demezsem? O zaman kim geri verecek bana kaybolan yıllarımı? Yani. Aman neyse, umurumda değil artık. Haklı ya da değil. Ben annemin yaşına geldiğimde annemin kararlarını uygulamış olup pişman olmaktansa kendi kararlarımı uygular pişman olurum. Peki Fatih'le konuştun mu? Yani konuşacağım diyordun. Konuştum. Söyledim ona, bitirelim bu oyunu dedim. O ne dedi? Ben apar topar söyleyince tabii şaşırdı. Ama o da rahatlamıştır herhalde. Yani sırf iyilik olsun diye yapıyordu bütün bunları. Ama neyse, sabahtan beri gamlı baykuş gibi yedim başını. Sen anlat biraz, güzel haber duyalım. Trafo karabiber aşkında neler oluyor? Sus kız, biri duyacak, ne aşkı? Ay ne var kızım ya, aşık değil misiniz? Yani daha dün bir, bugün iki. Hani onun için öyle en azından ama öyle aşk maşk falan büyük kelimeler. Sizin ikinizin de o kadar kocaman yürekleri var ki. Ya hiçbir kelime büyük kalmaz bence. Ay canım benim, o senin güzelliğin de. Vallahi ben hala inanamıyorum olanlara. Dün akşam Neşe'nin bana gelip trafo seni seviyormuş dediğini hatırladım da. Hani Gülcan'ı ben zannetmişti ya saf. Hatırlıyorum. Öyle dediğinde bayağı şaşırmıştım. İşte nereden nereye. Olsun. Salçanın salçalıkları bir işe yaradı işte. Aman yaradı yaradı. Neyse duymasın şımarır şimdi. Sevil. Ha. Bir şey oldu mu? Nasıl bir şey oldu mu? Yani hani bir yakınlaşma falan. Ay cimbom ya. Sabah sabah salça mı kaçtı içine? Ya ne var kızım ya, merak ettim. Etme. Zaten merak edecek bir şey de olmadı. Aa niye? Sanki bilmiyorsun Mert'i. Biz bununla ilk buluştuğumuzda çocuk biraz cesaretlensin diye dedim ki ellerim çok üşüyor dedim. O da ellerini cebine sok ısınır dedi. Ne? Öyle. Neyse. En azından artık kanka değil de hani kız arkadaşı olduğumu böyle yavaş yavaş kavramaya başladı. Ay yerim onu ben ya. Yersin yersin. Şimdi geliyor yersin. Ay cimbom. Ne var ya, kızıma şaka yaptım. Bana bak, çocuğun yanında da öyle abuk subuk şakalar yapma. Utangaçlıktan vallahi küt diye düşer, bayılırız bundan. Ay yok canım, içime birazcık salça kaçtı. Ama o çok açmaz. İyi. Aç aç aç. Masanın üstünü aç. Ah. Vallahi dünya yol yaptım bugün ha. Ayaklarıma kara sular indi. Ya gezmediğim yer kalmadı. Sonuç olarak çok ezen, çok bilir efendim. Artık bunlardan birini seçersin. Seçeceğim tabii. İnsan hayatta seçimleriyle yaşar. Tabii buna yaşamak denirse. Rahat rahat şöyle bir sosyete düğünü yapamazken bırakın da şöyle davetiyeyi olgunlarından seçeyim. Aa! Bak kız. Bu nasıl? He? Aşkın karnesi. Bak hem sen öğretmensin, bence çok uygun. Karne şeklinde davetiye mi? Bu ne efendim, çocuk gibi not mu verecek millet bize? Burada biri birine not verecekse onu ben veririm. Hatta size bu kötü davetiyeleri seçtiğiniz için notumu verdim bile. Aşk 10, erkeksilik 10, karizma 10. Yakışıklılık desen 10 ama zevk 0. Aşk olsun yani, aşk olsun. Ya senin kadar olmasa da biz de zevk sahibiyizdir. Ama dur, sana inat, bulacağım şimdi bir tane, dur. İşte bu bak. Son kez gösteriyorum, başka göstermeyeceğim bak. Bak, takvim şeklinde davetiye. Hem ne diyordunuz? Şeye uygun mu konsepte? Çok eski bence. Canım Maya takvimi de çok eskiydi ama hepinizin ilgisini çekmişti. Onun
sonunu merak ediyorduk da ondan. Ya. Aman. O zaman ne halin varsa gör işte. Al. İstediğini seç. Ya hep merak ederdim, hep merak ederdim. Bu uzak doğullar güneşin altında niye şemsiye tutuyor diye. Demek ki işte bu yüzdenmiş. Resmen eridik burada ya. Sabahın köründe geldin, diktin bizi buraya. Niye diktin? He? Esma Hoca okula girenlerle çıkanların sayısını hesapladı dedi. Oğlum saçma sapan sorular sorma ya. Esma Hoca niye bizden böyle bir şey istesin ki? Niye içeri girenleri çıkanları sayalım biz? Ya niye istemesin? Belki canı çekti. Bu arada zaten okula sabah girenlerle akşam çıkanların sayısı eşit olmak durumunda. Muhasebede genel kural budur. Giren az, çıkan çoksa belli ki zarar ediyorsun. Evet ortada bir zarar var ama akıllara zarar Zekicim. Sen beşin karesini almak için bile beş tane beşi alt alta yazıp topluyorsun. Ya sana mı dert oldu? He? Ben belki matematiğe sağlamcı yaklaşıyorum. Ya benim atalarım belki antik Yunan'dan geliyor. Pisagor belki. Tamam Zekicim uzatma, uzatma. Bak şimdi, bu rüzgar geldiğinde biz buna sağlı sollu dalacağız, tamam mı? Rüzgar gelince? Evet. Dur bakayım geliyor mu? Hafif esti sanki. Ne yapıyorsun oğlum? Esti est, vallahi est. Bir serinlik geldi bana. Bir serin, bak titredim, hafif ürperdim. Efil efil, efil, çok güzel. Zeki ne yapıyorsun? Oğlum, 12'li combo, 12'li combo. Yıldız. Oğlum millet. İn. Ya Zeki. İn. Kim attı onu? İkinci oğlum, yıldızı kim attı? Saçma sapan hareketler yapma. Millet bize bakıyor. Öyle rüzgardan bahsetmiyorum herhalde. Bizim sınıfa yeni gelen rüzgardan bahsediyorum. Furki ben bilmiyor muyum onu? He? Ben bil, ben şu an belki provasını yapıyorum onun. He? Literal olarak dövdüm şimdi rüzgarı. Gelsin, pratikte de döveceğiz tabii ki. Rahat ol sen. Rahat ol. Sen bu elleri görüyor musun? Niye dövüyoruz biz rüzgarı? Oğlum anlattım ya sana niye dövdüğümüzü. Hey, ooo. Tabii sen sarı kıza çıkma teklif etmiştin. Ya zaten senin okulda yürümediğin kız kalmadı Fırki. İstisnasız herkese yürüdün ya. Ne yapmıştı sarı kız da senin teklifini reddedip gerekirse maymunla bile çıkabileceğini söylemişti. Ya maymun dedi ya. Böyle bir aşağılama var mı? Maymunla çıkarım, senle çıkmam diyor ya kız. Sonra da sen buna tabii bir atarlandın, bir sinirlendin. Tabii gururun renci de oldu. Böyle bir tehditkar tavırlar. Nasılsa param var benim. Böyle gerekirse tokatımı da atarım. Parayı yüzüne de çarparım de derken rüzgar geldi. Seni ikinci kere bir maymuna çevirdi. Kapağı sana bir güzel. Artık gerisini söylemeyeyim. Çok ağır konuştum çünkü. Bayağı ağır konuştum. Zeki dua et bu rüzgar geldiğinde ikiye bir olmaya ihtiyacım var. Fırki, biz ne güne buradayız? Kardeşin yanında merak etme. Sen şunu görüyor musun? Şunu görüyor musun sen? Şunu görüyor musun? İndir şurayı. Keserim, yemin ederim ki. Karışmayacağım dedim ama bak, sana son davetiye önerim bu. Al sana terlik davetiye. Ne? Terlik davetiye mi? Siz beni sosyeteye rezil mi etmek istiyorsunuz? Terlik davetiyeyle gururumu ayaklar altına aldırmam efendim. Peki tamam anladık ya. Ne oluyor kız? Buldum efendim, buldum. Neyi buldun? Parayı buldum. Parayı? Onu Lidyalılar bulmamış mıydı? Bakın Dizel Beyciğim, erkeğin özü adamın dibi insan. Para şeklinde nikah davetiyesi. Ya iyi hoş da yani bu ayıp olur ısım akrabaya. Ya hani bizim paramız var gibi algılanır. Efendim benim de zihinlerde yaratmak istediğim algı tam olarak bu Dizel Beyciğim kurşunsuz insan. İyi sen beğendiysen o zaman bence sorun yok. Benim zaten ne parayla pulla ne de onun sahtesiyle işim olmaz çünkü. Al üstüne ne yazılacağına da karışma.
baskısını da sen yaptır. Ben üzerimdeki baskının farkındayım efendim. Hadi tapışalım. Ya çekil önümden. Çekil. Ha. Sen miydin? Bendim ya. Ne bu dalgınlık? Öyle internetten indirimlere falan bakıyordum ya. Hmm. Anladım. Senin parmağına ne oldu? Ha, parmağım mı? Diken battı ya. Acıdı mı? Acıdı ama değdi. Aa, kırayım ben. Tamam. Neyin dikeni battı? Ne oldu parmağına? Bunun. Rahatsız mısın çocukları? Çiçeğimi çekme. Romantizm bozmayayım ben. Şimdi yanlarını dolmak için neler vermezdin değil mi Salça? Tabii oğlum. Baksana şunlara. Maşallah. Romantik komedi filmlerinden fırlamış gibiler. Teşekkür ederim. Daha önce hiç kimseden çiçek almamıştım. Kız gitme ya. Görecekler. Vallahi ben de devamı gelir demek isterdim ama yani her gün sevgilime çiçek alacak kadar da zengin bir adam değilim maalesef. Sevgiline. Bana yani. Aha. Tamam. Madem sen beni bu kadar mutlu ettin, o zaman ben de seni akşam bize yemeğe çağırıyorum. Sizin eve, eve mi? Eve. Ha, Songül teyze nerede? Evde. Ben niye geliyorum o zaman? Şey... ya açıkçası annem sana yaptıklarından dolayı biraz pişman olmuş. Benim Mert'ten hani özür dilemem şey olmadı dedi. Kesmemiş yani dilediği özür. O yüzden de akşam seni yemeğe çağırıyorum. Songül teyze beni bayağı yemeğe davet etti yani. Ya karabiberim... Ya yanlış anlamazsan, ya bu bana pek doğru gelmedi ya. Yani bir insan iki günde değişmez. Ben sizin evi aradım diye nezarethaneye attıran insan beni... ...sizin eve yemeğe gelsem muhtemelen müebbet yerim. Ya herkes hata yapar. Ne var canım? Kadın telafi etmek istiyor işte. Tamam ya işte bunu biraz zamanı yayamaz mıyız onu soruyorum. Sonuçta ben gene gelirim size. Biz bir de her gün beraberiz okulda. Olmaz Mert ya. Ben aranızın düzelmesini istiyorum. Hem bu bizim için çok önemli. Hmm. Hmm. İyi. Tamam o zaman. Yani beni şimdiden stres bastı ya. Vallahi. Hadi. Zekicim her şey anlaşıldı değil mi? Gelir gelmez bu rüzgarın ağzını burnunu kırıyoruz. Bana yaptıklarının cezasını en ağır şekilde ödeyecek. Furki, ben ona benim arkadaşımı varoş kızlarının önünde rezil, rüsva, kepaze edip... ...şerefini, haysiyetine iki paralık etmek ne demekmiş göstereceğim. Zeki, ağzını burnunu kırarım. Yorum yapma. Sadece söylediğimi yap. Ya bir rahatla. Bir ne gerildin ya? Sakin, sakin, sakin. Bak, eğer çok ihtiyacın olursa ben öğrendiğim uluslararası ejder toynağı tekniğini uygularım. Uluslararası ejder toynağı tekniği ne ya? Uzun zaman önceydi. Fırlı 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 fırlı. Uzak Doğu seyahatim sırasında öğrenmiştim bir tapınakta. Bana bunu öğreten ustam sensei yatalak oldu. Ya yapamam Furki. Anlamıyorsun. Yeminim var. Ya kimse üzerinde uygulamayacağım ve kimseye öğretmeyeceğime yemin ettim ya. Ya adam... Ya ustam senseinin keline elimi bastım. Ama çok ihtiyacın olursa, çok istersen senin için bir ayrıcalık yapabilirim. Ama sihirli sözcükleri söylemen gerekiyor. Nedir sihirli sözcük? Seni seçtim, ejder toyna. Vay be Zeki, sende ne numaralar varmış ya. O zaman şu rüzgar gelsin de görsün bakalım gününü. Bakalım geliyor mu? Sakın ağzını açayım demeyi yemin ederim. Parmağımı ağzına itelerim. Test ettim seni, denedim. Bak bak geliyor. Dur! Ne o?
Bir sorun mu var? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çok güzel durdun. Yani bayağı iyi durdun. Dur deyince pat diye durdun. İkinci olarak benim bir sorum yok. Furkan arkadaşımın bir sorusu var. Şimdi sen bunu böyle varoş kızlarının yanında böyle bir güzel madara ettin ya. Böyle rezil, rüsva, kepaze ettin. Maymundan daha aşağılık bir şeymiş gibi gösterdin. Bu da onu sana neden yaptığını sormak istiyor da. Ben niye açıklıyorsam burada Furkan... Çocuk burada, sorsana! Zeki, kapa çeneni. Bana bak, Rüzgar mısın nesin? Geçen gün beni ve babam Oğuzhan Arıcı'yı tanımadığın için gitmene izin verdim. Bana bak, Oğuzhan Arıcı çok tehlikeli, pis. Böyle göz, büyük göz düşün, her yerden seni izliyor, çok fena. Gitmeme izin verdim. Evet. Hayret. Yani benim bulunduğum yerden 3,5, 3,5 diye sesler çıkararak koşan senmişsin gibi geliyordu. Üç buçuk diye ses çıkarıyor mu? Öyle bir ses çıkartıyorsa kesin Furki'dir. Bu aralar çok öyle ses çıkarmaya başladı. Arada Yusuf diye sesler de oluyor. Bunun bence balataları gevşedi. Ya da böyle civalarında bir yalama durumu mevcut. Bunu bir sanayiye götürelim. Sen bir el at, buna biz vurduralım sanayiye doğru. Sen bir susar mısın? Yazları da çok susarım. Oo! Çok kötü. Oo! Neyse, daha fazla uzatmayalım. Sana bir şans daha vermeye geldim. Ya gelir dizlerinin üzerinde benden özür dilersin ya da... Bir dakika. Gerisini ben tahmin edeyim. Ya da ağzımı burnumu kırarsınız değil mi? Çok iyisin. Çok iyisin. Bak, ejdemeden dayak yiyeceğini anladım. Bravo. O zaman ben sizi daha fazla yormayayım. İkinci seçeneği tercih ediyorum. İyi o zaman. Başka çaremiz kalmadı. Hadi bakalım. Furkan versus Wind. Rüzgar. 3, 2, 1, fight! Zeki bir dur, kafamı karıştırma ya. Arkadaşa Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun kim olduğunu göstereceğim biraz. Evet. Bak. Oğuzhan Arıcı'nın oğlu kim? Okula yeni gelen bu şahıs kim? Aralarındaki bu ilişki ne? Alıp veremedikleri ne? Reklamlardan az sonra. O zaman yapacak başka bir şey kalmadı. Tabii son dakika fikrini değiştirip benden özür demeye karar vermediysen. Yok yok, ikinci seçenekle ısrarcıyım. Kolumu bırak! Bırak kolumu! Ya Furki, saçma sapan konuşuyorsun. Çocuk niye bıraksın kolunu? Sonuçta kavga ediyorsunuz siz. Bırakma kolunu, bük. Bük kolunu, bük. El kolunu, kır. Zeki, saçma sapan konuşma lan. Şu ejderha oynağı mıdır nedir, onu yap. Yapamam. Yap ya, niye üstüme giriyorsun ya? Ben söz vermişim adama. Ya yeminim var diyorum ya. Adamın keline elimi bastım ya, nasıl yapayım? Bana bak Rüzgar, bırak şu elimi yoksa çok fena olacak ha. Yok, ben şu toynağı görmek istiyorum ya. Sakın söyleme. O zaman benden günah gitti. Sakın söyleme. Seni seçtim Ejder toynağı. Hayır! Söyleme dedim işte. Ateş. Su. Toprak. Rüzgar. Zeki, ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum şu ejder toynağı mıdır nedir yapsana, kolun kırılacak artık ya. Zeki, ne yapıyorsun oğlum? Zeki diyorum. Oğlum yapsana şu hareketi. Furki, ben ne yapıyorum burada? Ejder toynağı hareketini yapıyorum işte. Ejder toynağı dansı. Ne dansı ya? Yani deminden beri ne diyorum, ejder toynağı dansı işte. Senseyimden öğrendiğim dans bu. Hakikaten güzel dansmış yalnız. Bunu çalıştığınız sirkte de yapıyor musunuz? Rüzgar, bırak kolumu, yemin ediyorum çok fena olacak artık ha. Neyse. Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun kim olduğunu öğrendiğime göre bırakabilirim artık. Tabii hala bana dersimi vermek istemiyorsan. Yürü Zeki, gidelim. Bu arada haberin olsun, bu iş burada bitmedi. Buna sevindim. Dansın sonunu merak ediyorum ben. Bir dahaki sefere arkadaşına da göster, ikiniz beraber yaparsınız. Furki, aslında çok kolay. Ayak hareketleri senin tam bayılacağın cinsten. Zeki, sus! Yürü diyorum ya. Yeterince maymun olduk zaten. Öyle deme ama. Ya, tersine de olsa evrim evrimdir.
Hoş geldiniz hanımefendi. Buyur. Buyuracağım tabii. Koskoca Esma Sultanım. Tabii buyuracağım. Ben düğün davetiyesi bastırmak istiyorum. Hay hay. Yardımcı ol. Zamanımız dar. Hemen yetişmesi gerekiyor davetiyenin. Maalesef çok yoğunuz. Yaz malum herkes evleniyor. Baskı makinelerinde hepsi dolu. Size baskı yapmak istemem. Ama siz bana baskı yapmak isterseniz hiç çekinmeyin. Bu davetiyelerin belli bir zaman zarfında... mesela hemen elimde olması gerekiyor. Buyurun. Bu da muhtemelen fikrinizi değiştirecek zarf. Bu paranın yarısı. Yarısı da iş bitince. Hep bunu söylemek istemişimdir. Nasıl bir davetiye istiyorsunuz? Ben sıradan insanlar gibi katalogdan davetiye bakmam efendim. Ben davetiye örneği de getirmem. Herkese örnek olacak davetiyeyi getiririm. Buyurun. Para konseptli davetiye. Güzel fikir. Bu kağıtta da davetiyelerin kaç adet basılacağı ve diğer tüm bilgiler yazıyor. Tamam efendim. Hemen yetiştirirseniz sizi paraya boğarım. Ama yetişmezse sizi paralarım. Buyurun lütfen. Buyurun. Bekliyorum. Şöyle buyurun. Ablanın işi. Bak oğlum, iki ilacım da bitmiş benim biliyor musun? Hem de en önemlileri. Bir tanesi dil altıydı, bir tanesi de kan sulandırıcı hapım. Yani niye? Sen hiç merak etme ya. Ben şimdi bir koşu gider alır gelirim. Hadi o zaman hemen git al oğlum eczaneler kapanmadan. Ya sen hiç merak etme anneciğim, eczaneler kapanmaz. Ben bir koşu gider alır gelirim. Tamam. Değil. Bence para yok. Öpücük mü verdin eczacı ya? Orada cüzdanından al oğlum. Nerede? Yani ne? Senin çantanda da para yok, bomboş bu. Doğru söylüyorsun be oğlum. Bugün bankaya gidip aylığımı çekecektim ama görüyorsun hastayım, gidemedim ki. E şimdi git. Aman be oğlum, hastayım diyorum sana. Benimle dalga mı geçiyorsun şebek suratlım? Ha, buldum. O zaman ATM kartını bana ver, ben çekeyim geleyim. ATM kartı mı? Ha, ATM kartı işte. Şifresini de söyle, ben çekeyim geleyim. Evet, Esma Hanım davetiyeleriniz hazır. Çok güzel ve inandırıcı olmuş. Evet. Paranın geri kalanını alayım. Malum bütün işi durdurduk, sizin işi ön aldık. Vereceğiz herhalde. Kaçmıyoruz ya burada. Bakıyorum baskı yapmak da üzerinize yok. Evet, öyle söylerler. Hakikaten de sizden iyisi yok baskıcı bey. Çok gerçekçi olmuş. Aynı para gibi. Yok. Yok anne, yok. Kartın dışında her şey var, kart yok. Ya nereye koydun sen şu kartı? Bir hatırlasana. Ay ne bileyim be oğlum, hatırlamıyorum işte. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ben banka kartıyla çekmiyorum paramı. Gidip bankadan alıyorum be oğlum. Ha, şimdi bize kart lazım anne ya, kart lazım. O kartı bulmamız lazım bizim. Allah Allah. Kartı bulsak şifre de yok, ne olacak? Abi sen şimdi şifreyi de mi hatırlamıyorsun? Yine başım dönüyor bak. Ay, çarpıntı tuttu, fena alıyorum. Anani, zaten şimdi kartı bulsak hiçbir işimize yaramaz ki. Şifreyi bilmiyorum. Oğlum, gidip hemen ilaçlarımı alman lazım. Çok kötüyüm. Bak, çarpıntım da tuttu. Ya birden kalbim tık diye dursa ne olacak şimdi? Dur. Aman Allah korusun, dur. Tamam, bir şey olmasın. Bir dakika dur, sakin ol. Ulan bankada para var ama nasıl çekeceğimizi bilmiyoruz. Benim gider durumum yok oğlum. Keşke şöyle benim bir tanem daha olsaydı da... gidip bankadan o çekseydi parayı. Oo anne, senin gibi benzeyen biri nereden bulacağız biz? Senin gibi bir tane daha var annenim. Senin gibi bir tane daha var. Allah sen hakkında bir geç yalım benim. Aklıma çok güzel bir plan geldi annene. Çok güzel bir plan geldi. Ay. Ay! İmdat!
davetiyelerimi çaldılar. Ne bakıyorsun? Koşsana peşlerinden. Ben mahkemi çekmeye gelmiştim de. Ay bacaklarım. Ay tansiyonum patladı. Ay be. Nasıl olmuşum kız anne? Benzemiş miyim sana? Şunun yaptığın haline bak Allah'ını seversen. Koyun can derdinde, kasabet derdinde. Ben burada ölüyorum. Geçmiş karşıma şaklamanlık yapıyor. Ya ne şakravanlığı anneanne? Ben senin için fedakarlık yapıyorum, fedakarlık. Ne fedakarlıymış o? Kız, şimdi ben senin yerine geçeceğim ve bankaya gidip sen misin gibi maaşını çekeceğim. Tövbe yarabbim, bir yaşıma daha girdim. Ha, senin torununda böyle cin fikirler varken sen çok yaşına girersin. Hay mi? Ve subhanallah. Bari dikkatli ol da oğlum, yakalanma. Ha, sana vereyim, al şu cüzdanımı da öyle git. Al, hadi bakayım. Ha. Sen merak etme anneni. Kralı gelse beni tanıyamaz. Benim adım Orço. İki O ile. Hadi be. Umumi tuvaletlerde de iki O var. Ama ne işe yaradığını biliyoruz. Ay. Oh. Ay. Şeks romatizmaları. Aç hadi, aç aç aç. Yaşadık oğlum. Dünyanın parası var lan burada. Ne parası lan? Davetiye varmış burada. Bakayım. Ay şansımıza tüküreyim ya. Oğlum bize şans olsa zaten hırsız olmazdı. Bırak hadi gidelim, bırak. Ay tantiyonum. Ay kalbim. Ay, 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 ay. Teyze, şuradan numara alacaksın. Ay, bırak beni! Ne numarasından bahsediyorsun sen? Ben yaşlı başlı kadının ne numarası yapacağım? Dokunma bana! Ay! Ama... Ne aması? Ne aması? Benimle ilgileneceğine git başkalarıyla ilgilen. Bak şimdi sen benimle burada ilgileniyorsun. Hırsız gelecek bakayım. Git, ben maaşımı çekmeye geldim buraya. Ay! Atıyorum işte. Oo, biz keriz miyiz? Sıraya giriyoruz teyze ya. Ay! Kızım! Ama ben çok yaşlıyım. Tansiyon var bende. Ha, ya burada ölür kalırsam bak şimdi ha. Ya burada ölüp kalırsam gidersem ne olacak ha? Tamam ya teyzeciğim, tamam ölme. Tövbe tövbe. Tamam evlat. Ne haber? Ay, merhaba kızım, merhaba. Merhaba teyzeciğim. Ay dilim var teyzeciğim diye dillerini yerim kız. Anlamadım. Canım benim. Ben buraya maaşımı çekmeye gelmiştim. Daha önce bu şubeden çekmemişsiniz ha? Hep başka şubeden çekmişsiniz maaşınızı. Evet kızım ya. Hep başka şubeden çektim. Bu şubeden ilk defa çekiyorum. Ne demişler? Tedbirli maaşta ferahlık vardı. Kimliğiniz yanınızda mı teyzeciğim? Kimliğim. Bak ya, kimliğim. Ay. 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 Bak kızım, gördün mü yaşlılık işte. Kimliğimi ben yanıma almamışım. Ah neyse, sen bu seferlik işimi hallediver. Ha, hallediver. Bir dahaki sefer geldiğinde iki defa bakarsın. Ay. Kutuna bakma evladım. Neyse, bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki sefere kimliğinizi de getirin teyzeciğim. Aaaa!
tatlı kızım, şeker kızım. Ben seni gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir kızsın. Benim de bir tane torunum var Orçun isminde. O da o kadar güzel, o kadar yakışıklı ki... görsen dibin düşer, dibin. Ayarlayabilirim ben sana onu kıza. Ha? Ben sözlüyüm teyzeciğim. Ay ne? Sözlü müsün? Ay olsun canım olsun. Sözlü olmak ayıp değil ki. Utanma sen sözlü olmaktan, utanma. Ha? Yok utanmıyorum. Yaz sonunda evleneceğiz zaten. Ha, tamam bak benim bir Orçun evladımı görseydin ha. Pişman olursun sonra. Yok olmam. Olursun olursun bence sen bir an önce benim torunumu gör. Benim torunum Orçun. İki o ile. Böyle çift kaşarlı tost gibidir aynı. Ha? Gör, ne diyorsun? Buyurun maaşınızı teyzeciğim. Tamam, ne zaman gelsin? Gelsin bir iş çıkışına tanıştırıvereyim sizi. Şuraya da imzanız lazım. Tamam, ne zaman geliyor? Sen söyle kızım. Ne zaman? İş çıkışı sözlüm gelir beni almaya teyzeciğim. Bugün erken gelmiş. Merhaba Arzucu. Buradan geçiyordum da bir uğrayayım, sözlümü göreyim dedim. Ay, senin sözün şimdi bu mu? Bu senin sözün. Maşallah, çok güzel bir kız bulmuşsun. Maşallah evladım. Neyse, artık Orçun da kendisine başka birini bulur. Ay, kalbim, kan şekerim yükseliyor galiba. Ay, 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 bugün böyle kapıyı aç. Aç kapıyı. Ay, ay. Ay. Ne demişler? Yolda bile bulsan sayacaksın. Ha! Ah, 2, 3, 4, 5, 6. Ay! Ne yapıyorsunuz? Yaşlı bir kadın yapmanın çalarını bırakın beni! Ay! Anan evin o parası lan. Yedirilmeyeyim size o parayı. İlak parası o. Kafanızı gözünüzü patlatırım. Gelin buraya. Öldürürüm ulan sizi. Ya Allah! Sizi benim ne kadar iyi baston kullandı alabilseydiniz ya. Paramı çalmaya kalkmazdınız. Yaşlı bir kadının emekli maaşını almaya, ilaç parasını almaya utanmıyor musunuz siz? Ne oluyor lan? Allah! Bu ne oğlum lan? Süper babaanneye bağladı bu ya. Zaten koşarak bizi yakaladığında teslim olmamız lazımdı abi. Şuna bak ya, biraz önce çaldığımız paralar davetiye çıktı. Bir de üstelik koca karıdan dayak yedik. Oğlum, biz bu işleri bırakalım. Bırakalım abi. Hadi. Teyze, söz bir daha yapmayacağız. Vallahi yapmayacağız. Özür dileriz. Kaç oğlum, kaç, kaç. Bilal, nasıl da dövdüm Kamilleri. Alice görse var ya, kesin aşık olurdu bana, kesin. Bilal, Moğol Bey'se görüntülerini falan mı istesek validen? Aman, adamın zaten bir sürü işi var. Ben ne mi uğraşacak? Dizlerim titriyor yemin ederim ya. Ne heyecan yaptım. Sonuçta Sevil'le bir gelecek düşünüyorsan Songül teyzeyle aranı düzeltmen lazım artık. Böyle eli boşta gidilmez ki şimdi. Hah, tatlıcı var şurada. Bir tatlı alıp götüreyim bari. Acı acı konuşmasın Songül teyze.
Vallahi abi bilemedim ki ne alsam ya. Siz ne önerirsiniz? Hepsi günlük geliyor delikanlı. Hepsi taze. Anladım, hepsi taze. O zaman sen abi bana şeker para ver ya. Hemen delikanlı. Yalnız şeyi yap ha, iyi yerinden olsun, yanık falan olmasın. Merak etmeyin. Vallahi evde keyif gibisi yok vallahi. Ana, patron arıyor. La patron bana mesai mi yazdın? Ne yazdın ya bu saatte? Yoksa beton mu geç geldi ya? Betoncu var burada tabii ya. Efendim? Ceyhun Bey? Evet. Alo? Ceyhun Bey mi? Kimsin? Birader kimsin sen lan? Şişt, alo, kimsin oğlum sen? Şişt, alo, bana bak kimsin lan? O telefonun ne işi var? Ceyhun Bey, burada bir hanımefendi var. Kendisi iyi durumda değil ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşim ne oldu? Bana söylesene. Kaza mı oldu? Ne oldu? Ver bakayım, ben onunla görüşmek istiyorum. Bana telefonu verir misin? Dedim ya Ceyhun Bey, hanımefendinin durumu iyi değil. Ben de son arananlar listesinden sizin numaranızı görünce aradım. Çok iyi yapmışsın ya. Vallahi çok iyi. İyi değil mi bak? Sadece bayıldı, bir şey yok. Dur bakayım. Sen neredesin şimdi? Dur bekle bir dakika, ben şey yapayım. Şurada kağıt kalem olacak. Ben şuraya yazayım ben. Tamam, köşedeki... Tamam oldu. Tamam kardeşim, sakın gözünü seveyim yanına ayrılma. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam, ayrılmıyorsun bir yere. Eyvallah, çok teşekkür ederim kardeşim. Telefon açık olsun. Sevil! Ha? Kızım neredesin sen ya? Ha biraz insan yardım eder. Hadi yemeğe yardım etmedim, bari salatayı yapar dedim, o da yok. Ha sofrayı hazırla, o da yok. Ya ayıptır ya, zaten bütün gün delilerle uğraşıyorum. Bir de bu yemeğe çıkardınız benim başıma. Tövbeler olsun. Ha, anlaşıldı senin niye ortalarda görünmedin. Oh! Ne güzel olmuş benim kara kızım ya. Teşekkür ederim. Aman neresi güzel olmuş canım? Süslü kokonalara benzemiş, baksana. Bir şey yapmadım ya. Ne yapmamışsın? Baksana saçlarda böyle maşalar muşalar. Ha ben bile düğünden düğüne yapayım maşa ya. Ya ben saçlarımı yıkayınca saçlarım elektriklendi. Ha. Ben de maşa yapayım dedim. Maşa yaptım ya. Ben de. Ya bir kere, yıllardır bir kere benim için bir şey yaptın mı sen? Ha? Sana söyledim, bir kız çocuğu ol, bir hanım hanımcık ol bir daha. Songül, genç kız o. Süslenecek tabii, değil mi kızım? Ya anne Mert benim erkek arkadaşım. Bu duruma alışsan fena olmaz hani. Aman alışırız canım, bir şey demedik yani, süslensin. Ben süslenmesini istiyorum zaten, kıza benzesin alışken. Ama biraz abartmışsın. Ayrıca bütün günde siz onunla görüşüyorsunuz zaten okulda. Ya tabii görüşecekler. Onlar iki genç, tabii ki görüşecekler. Değil mi? Aman hadi ne haliniz varsa görün, uğraşamam sizinle. Allah! Ne oldu paşam? Ya ben tatlı almayı unuttum. Ya sen o kadar tembihledin, ben tatlı almayı unuttum ya. Aman dur sen de dur. Ben sen baktım elin boş geldi. Hemen senin sevdiğin tatlıdan yaptım. Hangisini yaptım bil bakalım. Hadi canım. Evet. Şekerpare. 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 Harikasın ya. Yaptım. Şekerpare. Mert için yapmadın yani tatlıyı. Bana bak şimdi, sana geliyor bir tane Mert ama. Tamam. Ya her lafın içinde bir yerinde mi Mert Mert Mert? Ne oluyoruz ya? Hadi hadi hadi. Kalanları getir. Hadi marş marş. Ben de şöyle oturayım. Gel gel sen otur hadi. Tövbeler olsun ya. Allah kardeş dur be kardeş dur. Dur Allah kahretsin lan. Ana Zeynep. 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 Şş, kız. Zeynep. Ceyhun Bey hanımefendi kendinde değil, çok içti, engel olamadık. Tamam kardeşim, işine bak sen, sana zahmet verdik. Hadi abi hadi. Ceyhun Bey malum hesap alamadık. Ha, hesap varsa getir kardeşim, ödeyelim. Allah Allah, hadi ya. Zeynep, kendine gelsin. Zeynep. Baba. Baba mı? Kız ne içtin sen bu kadar? Allah Allah, ne babası ya? Ya ne içirdiniz bunu arkadaş ya? Şuraları toplayalım bir Allah'ım yarabbim ya. İşimiz gücümüz yok, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Şu kız. Zeynep dur. Hesap. Ver kardeşim hesabı, ver. Allah Allah. Kardeş, kusura bakma be. Ya bir yanlışlık olmasın ya. Bu ne işti bu kadar bu kız ya? Tamam canım, öyle bakma, vereceğiz hemen. Allah Allah. Kardeş bu var be. Kusura bakma. Zeynep, Zeynep kendine gel. Zeynep gel, gel kız gel. Biz gidiyoruz kardeş, gel buraya gel. Ceyhun Bey. Söyle. Bu fotoğraf hanımefendiye ait. Öyle mi? Ya benim eller dolu da, yanlış anlamasan. Şunu arkaya iliştiriversen şöyle.
Teşekkür ederim, sağ olasın. Mekan çok güzel, çok beğendim. Yine geleceğiz. Vallahi yine geleceğiz. Anne vallahi gelecek çocuk şimdi ha. Dur, dur. Suları da koyalım. Ya. Hasan Paşa'm azıcık yardım edeydin sen de. Hadi şunları halletsene. Tamam canım, keşke. Ben koyayım, bırak sen. Tamam. Gel, anne, gel, gel. Hadi, hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi. Ah. Sen çocuk kapıda kaldı, 3 saattir aynanın karşısındasın. Hadi hadi, çok güzelsin, hadi. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saçların ne güzel olmuş ya. Teşekkür ederim, çok tatlı olmuşsun. İyi akşamlar Songül teyze. Mert, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Hasan Paşa, ben bunu size getirdim. İyi yaptın. Gece bir bitse de kurtulsak. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne var kızım ya? Allah Allah, sevgilimizi öpüyoruz. İçeri geçelim mi? Geçelim. Ay. Kızım kendine gel. Herkes sana bakıyor. Zeynep, bu ne rezilliktir Zeynep? Baba. Baba, ha evet. Gece gece babalık yapıyor sana ya. Çok güzel kızım. Kendine gel. Herkes bize bakıyor. Hadi. Sen? Evet. Ben. Kızımız Agu dedi. Çok güzel ya kızım. Kendine gel. Allah aşkına kendine gel ya. Belim koptu. Sen değil misin? Hasbinallah. Kreşi kopardı. Mecbur taşıyacağız. Yürü. Yürü. Belinde kuvvet Ceyhun. Yürü. Efendim saygılar. Allah, rezil olduk. Herkese rezil olduk. Allah. Hayırdır? Kardeş, şimdi böyle iş biter ya, sen git güzel sıcak, böyle bir ıhlamur, bir çay iç, tamam mı? Senin boğazlar fena olmuş. Hap yap para kap derdiniz ha, hadi. Hadi bakalım. Aksım, Hasan Paşa'yı ver. Ver oğlum bakayım. Sağ ol kızım. Aa, hayırdır, kim ki bu? Ne bileyim ben. Hadi git bir bak bakayım. Oğlum, al hadi. Ben geldim. Ne işin var senin burada ya? Yolumun üstüydü de, geçerken bir uğrayayım dedim. Kızım ne demek yolumun üstü? Sen üst sokakta oturmuyor musun? Ne demek yolumun üstü? Yok. Ben ilk önce Fahriye teyzeleri uğradım. Yazık, o da kocasının kendisini aldattığını düşünüyormuş. Dert yandı bana, yazık. Geçeyim mi azıcık? Biz şu an uygun değiliz. Sen niye böyle giyindin? Ne yaptın kız saçını? Tamam, trafo burada da annem onu yemeğe çağırdı. Songül teyze, trafoyu gerçekten çiğ çiğ yer. Çok haklı. Ya kızım, uza hadi. Hadi ben sana yarın anlatırım, hadi anlatırım yarın. Yok. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, ben de size katılabilirim. Ne de olsa trafoyu da bayağıdır görmedim, hasret giderir. Yavrum rahatsız mısın? Daha yeni de almadık mı okuldan? Sessiz, geçen 10 dakika bir ömür bedel benim için. Hiç bu fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Allah'ın cezası. Salça, sen misin kızım? Ben geldim Songül teyze. Hoş geldin, hadi gir içeri, gel, gel, hadi. Bak izin çıktı. Çekil artık önümden. Bana bak, sofrada adam akıllı duracaksın, aklını alırım senin ağına göre. Bak bak, hem şu saçlara bak. Bir de şu dile bak, pabuç kadar. Hiç oluyor mu güzel kızım? Salçasız yemek olur mu? Olmadı. Tövbe estağfurullah. Dedikodu fırsatını kaçırır mıyım ben be? Sabah o kadar uyuyamazdım. Akşam akşam başımıza aldığımız işe bak ya. Allah Allah, Allah Allah. Nerede oturuyor bu kız ya? Zeynep. Zeynep. Zeynep kızım kendine gel. Zeynep. Zeynep nerede oturuyorsun sen ha? Zeynep evin nerede senin Zeynep? Çok güzel ya. Çok güzel, vallahi mükemmel ya. Gündüzleri iş yerinde tepemizi yiyen, bıt 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 başımızın etini yiyen patrona bak şimdi, öpüşeceğim, bu iş triplerine girdi. Cık, Allah'ım ya. Zeynep.
Zeynep kendine gel. Adres... Zeynep! Adres diyorum. Adres. Nerede? Adres ver bana. Adres? Hah, adres. Sayyum'da... Muz. Ha, yine gitti. Filmi kopardı. Tövbe yarabbim, tövbe. Neyse bari... Kaldık kafana. Aldık adresi. Nerede açılıyor bu? Mimoza... Sokak... Vallahi kayıtlıymış be. Aslan navigasyon be. Sen var ya, sen kralsın. Teknolojiyi çok seviyorum ya. Aferin sana. Sokağa gidelim de buluruz. Hah, yattı gene. Hadi başlayın siz de, hadi. Hadi çocuklar. Mert, hadi evladım başla. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Lavabo ne tarafta? Bana biri acaba lavaboyu gösterebilir mi? Ben ellerimi yıkamak istedim de bir anda. Tamam. Tamam, ben şey yapayım, göstereyim lavaboyu. Tamam, göstersin. Çünkü ben hani yemekten önce ellerimi... Nasıl? İyi gidiyor değil mi? İyi gidiyor ya. Yani daha yemeğe falan başlamadık gerçi. Laf, laf yemeği. Olsun. Aman yani sizin... Biz bu akşam bir şey yapalım, atlatalım da... Aman diyeyim bak, bu pot falan kırma ha. Yok ya, dikkat edersen hiç konuşmuyorum zaten. Konuşma, konuşma. Yani... Konuş da, aman ben annemle aranız düzelsin diye şey yapıyorum. Yani sonuçta ikiniz de önemlisiniz benim için. Arada kalmak istemiyorum. Tamam ya, ben dikkat ederim, merak etme, aramız bozulmaz. Yalnız benim şimdi tabii dikkat etmem için bir şans ucuna ihtiyacım var. Tamam. Efendim? Tamam. Ha? Hadi ama çorba soğuyor. Tuvalet burası, lavabo. Burada, lavabo. Tamam zaten. Zeynep, vallahi bak senin yaptığın binalar eğer senin gibiyse yazık içinde oturanlara ya. Vallahi yazık ya. Ya Zeynep, tak gözünü seveyim ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Zeynep, bunun sesi nereden kısılıyor ya? Bu radyonun sesi nereden kısılıyor? Arkadaş ne var? Düt 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 düt. Yeter be. Abi sarhoşum, gel beni al servisi gibi olduk ya. Allah Allah. Allah'ım delireceğim ya. Zeynep, Zeynep kalk gözünü seveyim. Zeynep, kendine gel ya. Allah Allah, Zeynep. Kavşağa geçtiniz. Yol tarifi yenileniyor. Ha, bir sen eksiktin. Allah aşkına bir sen eksiktin. Sus ya. Sus, gözünü seveyim. Nefret ediyorum teknolojiden. Sus ya. Ulan alacağım o kornanı şimdi. Döt 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 döt. Parça bir çiğ keseceğim. Yeter be. Vallahi delireceğim, ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım ya. Allah belanızı versin ya. Of of. Ben de, aşkım. Ben de. Bu ne ya? Ceyhun. Aşk olsun. Aşkım. Böyle cevap... Ceyhun ya, böyle cevap verilir mi? Neyse, ben sana sonra sorarım. Ben de ne demek ya? Ben de ne demek? Deli. Bizim Hasibe teyze Ayşe diye kızı vardı onun. Evlendirdi ya onu. Ay, kız aslında çok mutluymuş ama kadın böyle damadıyla bir türlü geçinemiyormuş ya. Gerçi Hasibe teyzenin dediğine göre damadıyla en başından beri anlaşamamış o. Ama sırf kızı sevdi diye sesini çıkarmamış kadın ya. Vah kadın, vah! Ya kızım bize ne Hasibe teyzeden de kızından da? Bir var ya, dedikodu bütün kızlar sever, biz ona sevdiremedik. Heh, kız evladı gibi büyütemedim ki ben zaten onu. Hiç, hiç öyle bir duygum olmadı benim zaten. Bak, bugün var ya, bugün tarihe geçecek, ben sana söyleyeyim. İlk defa aynanın karşısında bu kadar uzun süre kaldım.
Yıkanmalar, paklanmalar, süslenmeler, püslenmeler yani. Ben 20 yıldır yaptıramadım. Ama el geliyor, 3 günde yaptırıyor. Anne. Ben bakarım. Kim acaba? Kızım sana ne meraklısın ya? Günaydın. Bana bak, yine sapık mapık mı datandı yoksa? Yok canım, ne sapığı ya? Yani yanlış aramışlardır. Sapık falan değil tabii. Allah'tan tarafı burada. Biliyorsun, olağan şüphelilerden birisi sensin. Kızım ne konuşuyorsun sen abuk sabuk ya? Ne var ya, şaka yaptık. Densiz. Songül teyze, bu arada yemekler şahane olmuş. Vallahi eline sağlık Songül. Döktürmüşsün, değil mi? Afiyet olsun, afiyet olsun. Sen de söylesene, yemek şey olmuştu. Songül teyze, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş yemek. Ben zaten çocukluğumdan beri severdim sizin yemeklerinizi. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İster misin biraz daha yemek? Yok, yerim kalmadı daha sonra. Ben tatlıları getireyim o zaman. Tamam, ben de yardım edeyim. Otur otur, ben servisi hazırlayayım ondan sonra. Mert de tatlı getirdi galiba ama benim ev tatlısının yerini tutar mı be hazır tatlı? Çok biliyorlar onlar. İşlerine ne koyuyorlar kim bilir öyle. Mis gibi şekerparem var benim. Bana bak, dikkat et. Şekerin yükselmesin maazallah. Vallahi bana hiçbir şey olmaz. Biz eski toprağız. İnşallah tatlı güzeldir de rezil olmayız ya. Hadi afiyet olsun. Mert biliyor musun bu tatlı Hasan Paşa'mın en sevdiği tatlı şekerpare. Hadi ya, demek içime doğmuş. Ne içine doğdu? Şerbeti az bunun. Şerbeti mi az? Mert ne diyorsun ki? Dene gel. Tuttum bunu. Karabiberim neden dürtüyorsun ya? Allah Allah. Şerbeti az tatlının, ben de şerbeti az dedim. Ne var bunda? Yani sen beğenmedin mi tatlıyı? Beğenilecek bir tarafı yok ki Songül teyze. 6 falan yanmış. 6 mı yanmış? Mert ne diyorsun Allah aşkına? Ya karabiberim Allah aşkına bir bakar mısın ya? Yani bunun yenilecek, yutulacak bir tarafı var mı ya? Üstündeki fındıklar bile yanmış ya. Tamam Mert, uzatma, sus. Bakar mısın? Bakar mısın? Allah! 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 Belimi yerinden oynattın Allah. Vallahi belim oynadı. Gören de seni çıt kırıldım bir şey zanneder. Mübarek eşek ölüsü gibisin ya. Uf, için cebi de küfe gibi olmuş vallahi. Yemin ederim belim tutuldu. Belim yerinden oynadı ya. Bu nereden yanıyor ya? Oh. Beni burada görse yemin ederim öldürür. Parçam pinçik eder. Zeynep dur. Şöyle kaldır kafanı. Kaldır, kaldır canım benim. Kaldır. Koy. Koy, koy, koy. Tamam. Şu battaniyeyi de örteyim bari. Ocağıma incir ağacı dikeceğim vallahi. Yuvamı yıkacaksın Zeynep. Galiba. Tamam. Hadi eyvallah. Baba. Aga benim gitmem lazım ya. Çok bozuldu ya, kusura bakmayın. Yeter be, yeter be, yeter be. Ayıp be.
Aa be ben büyüklük ediyorum, evime davet ediyorum. Sen benim yemeklerime falan laf edemezsin ya. Songül teyze ne oldu anlamadım ben ya. Neyi anlamadın sen, neyi anlamadın? Ben seni davet ettim. Sen benim tatlımı nasıl beğenmezsin sen ya? Ya nasıl beğenmezsin sen benim tatlımı? Yani benim tatlımı derken? Benim tatlımı, benim şekerpare mi? Ben onu ellerimle yaptım, kendi ellerimle yaptım, sen biliyor musun? Bu kötü oldu ya. Bak dalga geçiyor, gördünüz mü? Bak dalga geçiyor ya. Ayıp be, ayıp seni yaptım. Ayıp. Utanmaz. Beğenmemiş olabilirsin. Dersin ki nezaketen yani. Adab-ı muaşeret diye bir şey var çocuğum. Dersin ki ben yemeyeceğim, doydum dersin yani. Doydum dersin ya da böyle alırsın ağzında. Böyle al, koy kenara ama yani. Bu böyle, böyle yüzüme karşı söylenmez ki ya. Songül teyze, ben gerçekten kendi getirdiğim tatlı... Sus, küsta. Sen aile terbiyesi görmemişsin be. Tamam Songül teyze ya, ben aile terbiyesi falan görmemişim. Tamam, benim ona zamanım olmamış. Baba, laflara bak, dil pabuç gibi be, pabuç gibi. Ben büyüklük ediyorum, eve çağırıyorum. Sana yemekler hazır, yaptır bak be. Ayıp be seni yaptın. Anne tamam, bir sen sus, sen sus, her şey senin yüzünden oluyor zaten. Sus. Songül teyze, gerçekten yanlış anladınız yani. Beni kimse dinlemiyor ki, ben derdimi anlatamıyorum şu anda. Ay başım tuttu benim, tansiyonum çıktı. Ay tansiyonun çıkmasın, iç su iç. Hadi migren var bende, gizli migren var tuttu benim. Buradan girdi bak böyle. Ay. O zaman gidelim, eşarp sararım ben, bir de sıkarım, hiçbir şeyin kalmaz. Ay. Böyle zong böyle bıçaklar sokuluyor böyle. Zeynepciğim. Zeynep hadi kalk. Hadi kalk canım. Bak suyunu getirdim, hadi gel. Songül sinirlendi. Daha sonra sakin kafayla konuşuruz. Tamam. Hasan Hadi Paşa, iyi akşamlar çocuğum. Sağ ol. Mert. Hayatım ne yaptın ya? Bak her şey ne güzel gidiyordu. Ya kızım dinlemiyorsunuz ki, yanlış anladınız beni ya. Vallahi hiçbir şey yanlış anlamadık. Her şey gayet açık açık, millet anlayacağını anladı yani. Alenen kadının yaptığı tatlıyı kötüledin. Ya bir konuşturmadınız ki beni. Ben onu kendi getirdim, şekerpare zannettim. Nasıl yani? Şöyle, ben gelmeden önce buraya elim boş gelmeyeyim diye bir pastaneye uğradım. İşte şekerpare aldım. Ondan sonra işte bu şekerpareyle karıştırdım ben. O zannettim yani. Yapma ya.
Hasan, senin aldığın şekerpare diye kızdın. Aynen. Çünkü adama dedim ki bak dedim iyi yerinden olsun böyle yanık falan olmasın dedim. Herhalde kötü malı kakaladı falan zannettim. Sinirlendim. Rezil oldum diye sinirlendim yani. Anladım. Tamam hadi diyelim sinir geçince biz olayın doğrusunu anlattık. Da bu kadının tatlısını yerden yere vurduğun gerçeğini değiştirmiyor. Peki şekerparenin altı yanık mıydı? Yanıktı. İşte. Yanıktı. Bizim gibi de haberimiz yokmuş. Nasıl yani ya bizim gibi? Böyle bir tutulma gidiyoruz. Vallahi sen iyi misin ya? İyiyim tabii. Ne oldu ki? Ne bileyim patron, ben dün gece seni böyle yarı ölü bir halde bıraktım da. Şantiyeci adam çabuk toparlanmak zorunda. Ben ciddi söylüyorum. Yani sen iyisin değil mi? Bir şey yok. Neydi o dün geceki halin? Ya canım bir şey sıkılmıştır belki. Anladım. Baban? Ne söyledim babamla ilgili? Yani şey, öyle bir şey değil. Yani baba baba diye sayıkladım birkaç kere, o kadar yani. Gereksiz sayıklamalar işte ya, boş ver. Hadi geç kalacağız işe. Dur bir yüzümüzü yıkayalım da. Allah Allah. Hemen insan patronca evde patron, işte patron, her yerde dobayan. Allah! Allah! Çok fenayım. Ah Zeynep, ah. İhsan bir kahvaltı hazırlar ya. Günaydın Gülşen teyze. Günaydın kızım, hoş geldin. Hayırdır böyle sabah sabah? Ceyhun'un sabahları şantiyeyi ben bırakıyorum ya. İşte konuşamayınca uyanamadı dedim. Herhalde kapıyı çalayım dedim. Uyanmadı mı da? Ya eve hiç gelmedi ki kızım. Anlamadım. Ya akşam bir telefon geldi. Apar topar fırladı gitti. Nasıl ya? Nereye gittiğini mi söylemedi? Yok, hiçbir şey söylemedi. Ya bak şimdi ben de meraklandım. Telefonu yanındadır, bir arasak. Yok Gülseren teyze. Telefonu kapalı, ben aradım. Hatta çok aradım. Kızım görürsen söyler misin? Evi de bir arasın, beni merakta bırakmasın. Söylerim Gülseren teyze. Teşekkür ederim. Oh. Sen kullanmak ister misin? Olur. Zaten sen ayılamamıştın. Alo. Şaka yapıyorum ya. Hazır patron yanındayken biraz takılayım dedim. Ay, bu nereden şuraya ya? Etkin, ne diyorsun abi? Sen biz bu rüzgar denen iti döver miyiz? Ya sen rahat ol reis ya. Ya benim arkadaşıma, kardeşime, ya başkan dediğim adama yanlış yapacak, ben onu yaşatacağım ha. Van'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a hakkını veririm ben ona. Ya bir şey söyleyeceğim ben. Yani şimdi siz böyle diyorsunuz ya. Ya çocuğun böyle huyunu suyunu da bilmiyorsunuz. Arıza falan çıkarsa. Ya sizi kafanızı gözünü kırızı kırarsa böyle yani. Ne yaparım ben? Ha? Bana söyleyin bir. Sen benim en yakın arkadaşım. Sen benim sevgilim. Ne yaparım? Ay bir şey söyleme. Ben bu çocuğa hiç güvenmedim. İçimde böyle bir korku var. Hiç güvenmedim ben bu çocuğa.
böyle tekinsiz, böyle pis, böyle şeytan gibi bir şey, şeytan gibi. Sen rahat ol bebeğim. Sen rahat ol, tamam mı? Sen şimdi tribünde kalıyorsun ve diyorsun ki, vay be, Etkin Furkan için bunları yapıyorsa benim için neler yapar? Ama aşkım, o zaman böyle şeyler söyleyince ben sana çok aşık oluyorum. Ya zaten bu Zeki benim kafamı karıştırmasaydı çocuğu ben de döverdim. O dert değil de şey oldu. He ya he, gördük döverdin de şey oldu. Ya Furki, çocuk seni mahvediyordu orada, mahvediyordu. O değil de nankörsün sen, nankör. Ben senin için senseyime ters çıktım. Sus. Yeminimi bozdum. Sus Zeki. Andımı çiğnedim. Sus. Kızlar. Sevgili melekelerim, sizi düşünerek bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz bu rüzgar çocuk buraya geldiğinde mümkün olduğunca çok bakın, tamam mı? Çocuğa son bir kez bakın. Yani böyle alıcı gözüyle bakın. Sevginiz olsaydı neler olurdu, hayalini falan kurun. Çünkü bir daha çocuğu gördüğünüzde kaşıyla gözü yer değiştirmiş olabilir. Onu düşünmek lazım. Gerçi biz şiddete karşıyız. Ama yapacak bir şey yok. Ehaliyle yüzünde biraz rötuş yapacağız hayatım. E ne yapalım başkan? Naturamız böyle ya. Kardeşimize yanlış hazmedemiyoruz. Hak edeni dövüyoruz. Ay yüzüne vurmasalar bari ya, yazık. Tabii biz şiddete karşıyız. Yine de siz böyle çok elinizi şey etmeyin, olur mu? Rahat ol hayatımcığım. Şşş! Rüzgar! Alo! Hayırdır, ne selam var ne sabah? Ya selam vermeye değer bir adam olsan verirdim. Rahat ol sen. Aşkım, şu arkadaşın son sözünü bir kaydedebilir miyiz ya? Ne o? Sizin şu ejder toynağı dansı çok tutuldu galiba. Grup kurmuşsunuz. Bir yerde çıkıyorsanız gelip izleyeyim. Maalesef öyle bir şansın olmayacak. Zira önümüzdeki birkaç gün gözlerin şiş olacak. Diyorsun. Bana bak, duydum ki yüksek irtifalarda dolaşıyormuşsun. Yok, ben yükseklerde değilim. Ama siz alçaklardaysanız öyle gelebilir. Ha, aşkım, arkadaşın son sözü değişti. Onu bir update edelim. Yalnız ben daha öncesinde test ettim. Arkadaş laftan anlamıyor. Onun anlayacağı dilden konuşmak lazım. Sen rahat ol reis. Ne oluyor? Aşkım, sen şu saatimi al da. Malum babam yurt dışından getirdi. 5.000 dolar. Hatırası var. Kanman olmasın şimdi. Vay. Demek saatin senden 1.000 kat daha değerli ha? Oğlum sen ölümüne sponsor mu arıyorsun lan? Ha? Sen kimsin oğlum? Önce benim kardeşime şekil yapıyorsun, sonra da bana gider yapıyorsun ha? Kimsin lan sen? Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Bana bak bana. Sen! Ne bakıyorsunuz lan? Sana Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun kim olduğunu göstereceğimi söylemiştim değil mi? Tutun tutun, sağlam tutun. Nasıl? Güzel miymiş? Furkan şerefsiz değil mi o ya? Ha, yanındaki de o Etkin hayvanın değil mi? Ya bunlar bayağı bir kişiye o kadar kişi dalıyorlar. Oha, izleyecek halimiz yok herhalde. İzlemeyeceğiz tabii ya. Furkan! Ne oluyor burada? Ya bu varoşlar da hep böyle ya. Bir harfiyat, bir kavga görmeye görsünler. Hemen gelir izlerler. Ah canım, sen bizi çok yanlış tanımışsın ama... Tamam, biz öyle hafriyat mafriyat izleriz de, yani böyle kavgada gördük mü, böyle 5 kişi de bir çocuğa dalınca kusura bakma, izleyemeyiz. Karabiber. Hı? Bacım, bak sen böyle elin namuruyla karışma bu işlere ya. Bak ben sana vereyim 100 dolar, sen git manikür. Çek lan elini hayatım. Bir şey mi dedik, dibi gelmiş kızın. Oğlum bak, artistik yapma. Şşt, hayatım, hayatım, sen dur. Bana bak, Etkin bebesi. Ben manikürümü, pedikürümü yeni yaptırdım. Ha. Bakmak ister misin? Bana bak, pis varoş, pis varoş. Sen ne pis bir kadınmışsın ya. Benim sevgilime tırnak içinde dokunamazsın, tamam mı? Tamam, dokunamaz mıyım? Tamam. Ya tırnağım kırıldı, pislik. Ah canım ya. Bak bundan sonra laflarını başkasının tırnağı içinde söylersin. Furkan, al şimdi şu itlerini. Bıraksınlar çocuğu, hadi. Duydun mu Etkin? Çocuğu bırakacakmışız. Duydum, duydum. Duydum, içimden gül gül öldüm başkan ya. Furki, bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Sihirli sözcüğü biliyorsun. Lütfen. Zeki, yemin ediyorum alırım seni ortaya. Evire çevire ben döverim ha. Tamam başkan, işimiz var. Furkan bak, fena olur dedim, hadi. Furkan, bak fena olur. Adam doğru söylüyor ya. Ya bırakalım bunu. Zaten bunun aşatı çıktı da biraz da trafo kardeşle ilgilenelim ha. Beyler. Sakın karışma, tamam mı? Sakın. Sakın, 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 sakın.
Yani diyorsunuz ki Güzide velilerimin çocukları Furkan, Zeki ve Etkin, diğer Güzide velimin çocuğu Rüzgar'la kavga ediyordu. İkiniz de kavgayı ayırmak istediniz, ayıramayınca siz de dahil oldunuz. Hocam, şimdi durum şöyle oldu. Arkadaşlar tek kişiye beş kişi dalmaya kalkınca biz önce uyardık. Hani dursunlar diye, durmayınca biz de olaya ister istemez müdahil olduk. Olamazsınız efendim. Benim olduğum yerde sadece ben müdahil olurum. Siz bu varoş halinizde olsanız olsanız mübadil olursunuz, mülayim olursunuz, müsecel olursunuz. İçinde ne bileyim Arapça mü geçen herhangi bir kelime olursunuz ama müdahil olamazsınız. Yalnız hocam eksik olmasın, ben orada sadece ve sadece gerektiği ve istendiği takdirde ejder toynağı tekniğimi uygulamak için bulunuyorum. Kesinlikle şiddet içermiyor ama istemeyin gösteremem çünkü yeminim var. Zeki, başlayacağım senin toynağından da el basmandan da. Hocam işin aslı şu, şu varoşlar ve Rüzgar denilen arkadaşımız bize saldırdı. Verin cezalarını da kurtulalım, biz de gidelim işimize ya. Ya aynen başkan ya. Adrenalin de yarım kaldı. Sal bizi de gidelim ya, bir bungee jumping falan yapalım da beynimize kan gitsin ya. O kadar kolay olsa verirdim zaten şimdiye kadar. Hadi bunlar neyse. Ama Rüzgar arkadaşınız sizin gibi Güzide bir velimin oğlu. Yalnız hocam, söz konusu Oğuzhan aracı olunca bütün Güzideler güzgülleri gibi solar biliyorsunuz. Deme böyle şeyler Furkan'cığım. Ben durumu idare etmeye çalışıyorum. Babana saygılar bu arada. Uzattınız iyice ha. Bak müdür. Müdür mü? Bana mı? Niye? Müdür değil misin? Ha öyle müdür. Ha o zaman tamam. Bir an varoş kahvelerinde arkadaşların birbirine seslendiği gibi müdür dedin sandım da. Söyle Rüzgar'cığım. Ya şöyle bir durum var. Aslında Mert'le Sevil'in hiçbir suçu yok. Bana ceza vermek istiyorsanız verin. Ama onlar sadece karşılaştıkları bir şerefsizliği engellemek için yardıma geldiler. Lan sen kime şerefsiz diyorsun lan? Değiyor. Gelsen sen. Kime sen? Aa! Yeter ama. Şimdi çekeceğim kulaklarınızdan. Tamam. Herkesi dinledim ve kararımı verdim. Yaz kızım. Şuraya da böyle durumlarda kararı yazacak bir kız alamadım ki. Neyse. Gereği düşünüldü. Bu iki varoşa kınama cezası verilmesine, siz diğer Güzide öğrencilerime de sakın bir daha yapmayın olur mu denmesine karar verdim. Hocam sen bizle dalga mı geçiyorsun ya? Karabiberim bırak ya. Esma Sultan bize kınama cezası verdiyse kesin iyi bir şey yapmışızdır biz. Hadi gidelim. Hocam biz kaçıyoruz. Siz artık gıyabımızda kınarsınız bize. Hayır efendim. Yüzünüze karşı kınım kınım kınayacağım. Gelin buraya. Yahu ben kime diyorum? Aa, gittiler. Başkan biz de kaçabilir miyiz ufak ufak? Kaçmak ne demek yavrularım? Tapışmak suretiyle tabii gidebilirsiniz. Babalarınıza selamlar. Bir ara bir çayımı içip bağış makbuzumuzu imzalamaya bekliyorum. Gözünün haline bak. Of Allah'ım, bu ne yaman çelişki öyle. Şu Güzideler birbiriyle kavga etti mi, elim ayağıma dolaşıyor böyle. Neyse, sonunda okuldaki varoş iştigali bir işe yaradı. Yok bir şey ya. Gülüyorsun ya, ne oldu? Akşam beni eve nasıl çıkardın? Ha sen onu diyorsun.
Ya bir şey söyleyeyim mi? İnşaat işlerlerde, çok ağır işlerlerde inanmazdım. Hakikaten öyleymiş ya. Ben koskoca patronu sırtlasan evine kadar çıkar ya. Gül sen, gül daha gül. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bahçeye falan bir küfe müfe bir şey koy ha. İnşaat işi böyle aletsiz, edevatsız olmaz. Ya sen ben küfelik oldum diye bana laf çarpıyorsun yani. Estağfurullah canım, ne haddime yani, ben stajyerim. Yok öyle bir niyetim yok benim. Sadece biz emir kuluyuk. Yani işçiyik, emekliyik yani, anladın mı? O yüzden... Alemsin ya. Ha Sahil, dün gece beni öyle görmedin tamam mı? Ki? Ben mi? Nasıl ya? Bildiğin küfelik oldum. Nasıl görmedim ya? Allah Allah. Sürünüyordun patron. Bak ciddiyim ha. O halimi unut. Sonuçta bir patron karizmam var. Tabii canım tabii. Vallahi hiç unutamam. Sonuçta bir şantaj malzemesi olarak dursun bir kenarda. Yani işe yarar değil mi? Trafo. Selam. Selam. Ya ben Trafo diyorum ama istiyorsan isminle de hitap edebilirim. Yok, ismimi biliyorsun zaten. Trafo da diyebilirsin, sıkıntı yok. Bu arada ismini hak ettiğini söylemem lazım. Eyvallah. Ya benim yüzümden de başınız belaya girdi şimdi. Yok ya, bizim Esma Sultan'la her gün yaşadığımız rutin şeyler. Normalde bu tür paraya odaklı müdürler hani olay basına yansıyacak kadar büyük değilse... işte zengin babalarının hatırına olayı kapatırlar ama... sizinkiler bağış yapmayı unutmuş galiba. Oturalım biraz. Olur. Şurada otur. Yani bağış derken anne ve babamı kastediyorsan... onlar yıllar önce kan davası yüzünden öldürüldü. Ben şimdi dedemle yaşıyorum. Yani böyle bir kör oğlu, bir ayvaz yaşıyoruz işte. Affedersin, bilmiyordum. Yok, özür dile diye söylemedim. Yani muhtemelen bilmediğim bir şey daha var. Pisledildi herkes bursudur. Hiçbirimizin ailesi sizin gibi zengin çocukları değil yani. Pisledildi derken? Ha, hiç duymadın mı? Bizim çocuklar işte ya. Yok ya, ben tiki canların böyle seslerinden korunmak için sürekli bunları takıyorum da kulaklıkları. Demek ki arada bir çıkarmak lazımmış. Baksana sizin gibi mert insanları böyle fark etmemişim. Aslında benim de at gözlüklerimi çıkartmam lazımmış. Ben de seni çünkü zengin şımarık çocuklardan biri zannettim. Aslında zenginim. Daha doğrusu babam zengin. Babam genç müteahhitken Güneydoğu'ya baraj yapımına falan gidiyor. Orada annemle tanışıyorlar işte. Birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine aşık oluyorlar. Çok seviyor annem. Sonra köy düğünü falan derken ben doğmuşum işte. Sonra doğru İstanbul'a. Yok. Barajın bitimine yakın babam ortadan kayboluyor. Annem öyle bir başına kala kalıyor. Sizi niye götürmemiş İstanbul'a? Meğerse evliymiş çünkü adam. Karısı, iki tane de çocuğu varmış. Bayağı sıkı hikayeymiş. Tek başına büyütmüş annem beni. Ya köy yeri bir de. Laf oluyor filan. Kolay mı? Çok sıkıntı çekmiş annem ama hep içine atmış. Sonra ben büyüyünce gelip buldum babamı. İşte beni yanına aldı. Ev tuttu, para verdi. Okuttu filan. Ama ben hiç o baba ocağı sıcaklığını hissedemedim. Müzik yapmak istedim, engel oldu. Şarkı söylemek istedim, engel oldu. Bir ara çok dağıttım. Sonra duruldum işte, okula devam ettim. Benim hikayem de bu. Bizim hikayelere çok benziyormuş ya. O yüzden sizi kendime yakın buldum ya. Bu arada şu pis yediliği de tanımak istiyorum. Tanırsın. Tanırsın da... bir sıkıntı var ya. Patron, geç kalmadın değil mi? Vallahi geçerli bir sebebim vardı. Mazeretim var patron. Thank you.
aslında 7 kişiydik. Ama şimdi 6 kişi kaldık. Yani bir arkadaş bizi bırakıp gitti gibi bir şey. Neden? Uzun hikaye ya. Bir ara anlatırım. Ben diyorum ki şu takımı bozmayalım. Hani 7'ymiş 6 olmuş ya. O 7 kalsın. Tabii beni aranıza alırsanız. Aramıza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Lan Günçiçek geldin mi kızım? Hoş geldin. Hoş mu geldim? E bizim aramız kötüydü. Kim resetledi seni? Reset meset ne diyorsun kızım anlamıyorum. Hadi gel misafirimiz geldi. Seni bekliyorum. Ne misafiri ya? Anne sakın bana. Günçiçek. Hoş geldin. Senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne biçim konuşuyorsun kızım nişanlınla? Ayıp değil mi? Seni görmeye gelmiş çocuk. Neyse anne. Fatih biz biraz konuşalım mı? Siz konuşun ben de pasta getireyim. Fatih çok güzel pasta getirmiş bize. Aa ama biz rejimdeyiz. Sen keşke parasını anneme bıraksaydın daha çok sevinirim. Günçiçek. Sen onun kusuruna bakma oğlum. Herhalde okuldan geldi ya sınavı falan kötü geçmiştir. Yo sınavın falan kötü geçmedi. Ama sen annelik sınavından bayağı bir kaldın. Hatta hiçbir kurtarma sınavı da seni kurtaramaz. Sen bu deli kıza bakma yavrum. Gençlik işte. Sorun değil. Ah be güzel kardeşim ya. Keşke bana da haber verseydin ha. Yemin ederim onların ağızlarını, burunlarını kırar, dişlerini söker ellerine verirdim ha. Oğlum sana organları bulana kadar seni 50 kere döverlerdi. Yemin ediyorum dalga geçme, yartın dümdüz suratına ha. Ya Orço, bir sus artık ya. Zaten dün akşam başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ne oldu? Ha, ne oldu? Anlattın, ne oldu kanka? Ne oldu? Ya ben dün Sevil'lere yemeğe gittim. Ayıp olmasın diye de şekerpare götürdüm yanımda. Meğer Songül teyze de şekerpare yapmış. Oo, hiçbir de çağıran yok vallahi. Ya bir dur, kafamı karıştırma. Boş ver abi, sen anlat. Neyse, tatlı geldi masaya. Ben de tatlıcıya verdim, veriştirdim. Yok bunun altı yanmış, yok şerbeti az olmuş falan diye. Meğer o tatlı Songül teyzenin kendi elleriyle yaptığı tatlıymış. Tam arayı düzeltecektik, kadınla papaz olduk yine. Çok fena pot kırmışsın abi. Ya Kirafo, bir de bana patavatsız dertiniz abi. Sen benden daha patavatsız çıktın oğlum ya. Şişt, bana bak, eğer istiyorsan sana satılık patavat verebilirim. Oğlum sen ölümsüzlük iksiri satsan ben gene almam. Kendi ecelimle ölürüm daha iyi yani. Allah rahmet eylesin. Ya gülme lan vallahi ya çocuğumuz itiratına ha. Ne işin var burada Fatih? Çiçek teyzeyle seni görmeye geldim. Ne var bunda bu kadar büyütülecek? Nasıl ne var büyütecek ya? Daha geçen gün konuşmadık mı seninle? Söyledim ben sana bu oyunu bitirmek istiyorum diye. Sen buraya gelip gidince annem daha çok havaya giriyor. Ay lütfen ailenle konuş, bitir artık şu saçmalığı ya. Bence o artık pek mümkün değil. Neden mümkün değil? Mümkün değil. Çünkü ben sana aşık oldum Küçük. Ne? Hey pardon. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu cılız bir ışık. Sen.
kızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz?